İki puan daha verir misiniz hocam? Hocam iki puan ya! Hocam iki puan verir ya! Laşşami! Hocam! Laşşami! İki puan verir ya! No! Laşşami! Hocam ya! Laşşami in pace! Fiilimiz lasciare, cümlemiz lasciami ve lasciami in pace. Lasciami, bırak. Beni bırak. Lasciami. Lasciami in pace, pace, huzur, barış. Lasciami in pace, beni rahat bırak. Bu fiilin başka bir kullanımı var mı? Var. Çok iyi bildiğiniz bir şarkı. Lasciatemi cantare. Lasciatemi cantare. Lasciare fiilinin ikinci çoğul şahısa göre çekilmiş hali. Lasciatemi. Lasciatemi cantare. Bırakın şarkı söyleyeyim. Lasciatemi cantare. Bırakın şarkı söyleyeyim. Demek ki lasciatemi ya da lasciami dedikten sonra bir fiil kullanabiliyoruz. Lasciami parlare. Lasciami mangiare. Lasciami pensare. Ya da aynı şekilde. Lasciatemi cantare, lasciatemi pensare, vesaire, vesaire. Lasciare fiilinin kullanıldığı başka bir ifade daha. Lascia stare ve lascia perdere. Aslında ikisi de aynı anlama geliyor. Peki ne demek? Bir durum var, o duruma ben müdahale edeceğim ama bulaşmak istemiyorum çünkü bulaşırsam zararlı çıkacağım. Lascia perdere. Lascia stare. Lascia stare. Bırak olduğu gibi kalsın. Lascia stare. Ya da lascia perdere. Bırak. Vazgeç. Lascia perdere. Che vuol dire? Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cümlelerini İtalyanca'da tanımadığımız, anlamadığımız kelimelerle karşılaştığımızda kullanıyoruz. Örneğin, che cosa vuol dire asciugamano? Asciugamano ne demek? Hemen bu soruyu da yanıtlayalım. Asciugamano, iki kelimenin birleşmesiyle oluşan bir parola composta. Asciugare, kurutmak. La mano, el demek. Asciugamano. Che vuol dire asciugamano? Asciugamano ne demek? El kurutucusu. Yani çok basit. Havlu. Evet. Asciugamano havlu. Bu akşam yeni bir soru cümlesi ve bir kelime daha öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.